Şimdi öğrencileri konuşuyoruz, peki öğretmenler hedeflenen kotaya ya da hedeflenen başarıya ulaşabildiler mi? Nasıl bir süreç onlar için gerçekleşti? Sayın Bakan, bu sorunun yanıtını vermeden evvel ben bu teknik konuyu bir kere daha altını çizmek istiyorum Sayın Bakan, müsaadenizle. Tablet. Hem tablet konusu, ben vatandaşlarımızın iş dünyasının bu konuda çok hassas bir şekilde bu eksikleri tamamlayalım lütfen birkaç ay içinde. Bir de sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın data veri ihtiyacı 4 terabayt. O bakımdan bizim çok acil bir şekilde fiber internete, fiber optik internete ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin öncelikli bir yatırımı olsun diye buradan e, hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakan katılıyor musunuz bu çağrıya? Elbette bu konudaki ihtiyaçlarımızın iyileştirilmesi noktasındaki her türlü katkıyı destekliyoruz tabii. Evet. Evet, e, öğretmenlerle ilgili e, öğretmenler yıllık eğitim hedeflerini tutturabiliyorlar mı? Nasıl bir süreç e, gerçekleşti onlar açısından da bu oldukça önemli. Şimdi öncelikle hani şunu söylemek isterim uzaktan eğitim, öğretim yüz yüz eğitimden son derece daha zor ve meşakketli ve aile için de zor yani sadece öğretmen için zorlaşmıyor öğretmenimizin ailesi ve çocuklarımızın ailesi için de zorlaşıyor. Ve bunun farkında olduğumuz için de öğretmenlerimizin gösterdiği gayretin yüz yüze eğitimden çok çok fazla olduğunu biliyoruz. Bunun için de müteşekkirim tüm meslektaşlarıma özellikle söylemek isterim. Öğretmenlerimiz açısından şöyle bir olumlu yön oluştu. Bizim dijital eğitim konusunda elbette çok sayıda hizmetçi eğitimimiz oldu geçtiğimiz yıllarda. İşte 10 senedir, 20 senedir, işte son 5 senedir, 3 senedir neyse. E, fakat salgının varlığı bizim öğretmenlerimizin dijital becerilerinin birdenbire çok yükselmesine yol açtı. Salgın tahminen söylüyorum, diyelim ki 2 ay sürseydi e, öğretmenlerimizin dijital becerilerinin bu kadar yetkinleşmesinin çok mümkün olmayacağını varsayıyorum. Uzadığı için bir taraftan da öğretmenlerimiz uzaktan eğitim içeriği nasıl hazırlanır? Uzaktan eğitimde ders yapmak ne demektir? Televizyonda ders yapmak ne demektir? Normal bir derste 40 dakikanız gider. Aynı konuyu televizyonda anlatın 10 dakikada biter. Yani farklı boyutları var bu işin ve öğretmenlerimizin daha önce yılda ...30 bin civarında yüz yüze hizmetçi eğitim alma olasılığı söz konusuyken daha önce 30 bin öğretmenimizin... ...şimdilerde 800 bini geçtik öğretmenlerimizin eğitimi noktasında ve bunun katlanarak bütün öğretmenlerimizin... ...defalarca farklı eğitimleri almasıyla milyonları bulmasını bekliyoruz. Şu andaki amacımız da o. Ve öğretmenler açısından baktığımızda konuları yetiştirmekte aslında çok zorlanmıyorlar. Fakat... Çocuklarla bu sürecin yönetilmesinde ailelerin meseleye dahil olmasında, canlı derse katılma meselesinde vesaire vesaire. Bu konularla ilgili enerjiyi çok harcıyorlar. Yoksa ben konuların yetişmeyeceği vesaire düşüncesinde değilim. Televizyonda her bir konu, her bir ders üç kere anlatılıyor. Yani bir öğretmenimiz o çocuk o saatte izleyemeyebilir belki kardeş izlemiştir o saatte üç kere tekrar ediliyor kaçırmasın diye. Ayrıca canlı derste tekrar ediliyor. Ayrıca özellikle sınav grupları için hafta sonları soru çözüm saatleri var. Sekizler ve on ikiler için. Orada da başka bir hocadan izleyebilir. İsterse televizyondakinden, isterse kendi öğretmeninden, yani aynı dersi farklı öğretmenlerden de izleme Çeşitlik imkanı da sahip. Bu, bu hiç yoktu. Aslında. Bu hiç yoktu. Bunların hepsi de bir zenginliktir diye düşünüyorum. Özellikle Liseli gençler için bu anlamda akademik destek yazılımı diye yapay zeka destekli bir yazılımımız var ve çocuklarımızın bireysel olarak ilgilerini, isteklerini, beklentilerini, tercihlerini yazılım ortaya koyuyor. Bir öğrencimiz herhangi bir soruyu bilemezse, o öğrencinin o soruyu niye bilemediğini yapay zeka anlıyor. Ve onun geçen sene faraza fizikteki üçüncü konuda bir eksiği olduğunu e, anlıyor ve o konuyu ekrana hazır getiriyor. Önemli. Bu kadar şey var, destek Benim var ve siz... bu arada liselerin affedersiniz. Lütfen. E, mesajlarını alıyorum, hiç endişe etmesinler. Bu sınavlarla ilgili olarak e, her gün mesajlarını alıyorum. Bizim tabii derdimiz e, uzun vadede, orta vadede çocuklarımızın iyi yetişmesi ve... Kapatamayacağımız açıkların olmaması yoksa e, biz çocuklarımızın zorlanması ya da sıkıntıya girmesi anlamında asla bir şey yapmayız. Her zaman onların lehine düşünüyoruz. Ama emin olsunlar hani bu konudaki e, yaklaşımımız tümüyle e, onların eğitim açıklarının artmaması ile ilgili ve gelecek yıllardaki eğitimin sıkıntıya girmemesi ile ilgili siz zeka konusuyla özel olarak ilgilenen bir eğitimcisiniz. Tabii bu dönemin olgusu yapay zeka, artificial evet. intelligence, nesnelerin interneti ve buna benzer başka yeni kavramlar, inovasyon çok önemli bir şey. Bu pandemi denen gerçekten bütün dünyayı çok zorlayan süreçte yeni şeyler de öğreniyoruz. Yani hızlı öğrenen ve durumlarını düzelten ülkeler belki avantajlı bir şekilde öne geçecekler. Türkiye'nin dijitalleşmesine, dijital bir Türkiye'ye bir ciddi bir katkı sağladı mı? Yol aldık mı bu konuda epeyce Sayın Bakan? Şimdi bir mecburi istikamet bir süreç oluştu. Ve bu küresel anlamda oluştu. Yani sadece ülkemizde oluşmadı. Ve e, bu süreçte biz dijital eğitim yapmayı, mesela orta öğretim tasarımıyla ilgili 2018'de bizim şöyle bir ifademiz olmuştu. Arkadaşlarla beraber dedik ki, liselerde derslerin bir kısmı uzaktan alınabilir ve okulda öğrencilerimizin sanat ve spor için vakitlerinin olması söz konusu olacaktır dediğimizde ne demek yani uzaktan eğitim olur mu? İşte böyle şey olur mu? Hani çocuk okula gelmeli vesaire gibi. Çok tartışma oldu. Ama şimdi o kadar normalleşti ki bu iş. Ve öğrencilerimizin bazı dersleri uzaktan alarak okul yaşamlarını atölyelerde bir kısmını geçirmeleri, sporla sanatla meşgul olmaları, otomasyonla robotikle uğraşmaları vesaire. Bunlar son derece kritikti ve buraya doğru gidiyoruz. Ve e, yapay zekanın sistemin içerisinde sadece biraz önce liselilerin e, dersleriyle ilgili yapay zeka yazılımımız var dedim. Ve bu dünyada birkaç ülkede var. Bir de Türkiye'de var. E, bununla kalmıyoruz. Coğrafi bilgi sisteminde de bunu kullanıyoruz. Yani hangi okul servisinin hangi dolaşım haritasıyla, hangi çocuğun evinden nasıl alınacağını da e, yazılım ortaya koyuyor. Öncelikli olarak hangi yatırımımızı nereye yapacağız? Bunu da yapay zeka ortaya koyuyor. Bunun dışında Türkiye'nin e, kelimeleriyle e ilgili, sözcük da, söz varlığıyla ilgili yapay zeka temelli yine bir çalışma yapıyoruz. Mesela öğretmenlerimize mebajanda yaptık ve öğretmenimizin herhangi bir işi varsa, ajandasında, telefonunda, mobil olarak e, yapay zeka hatırlatıcı bir e, şey gönderiyor ve yani şu konularda şunların takvimi şudur. Şunu yapmamız gerekiyor. Şu bilgi vardır diye kişiye özel bir takım açıklamaları da her bir öğretmenimize telefonuna veriyor. Şimdi dijitalleşmeye girelim mi? Aslında e, siz evet ben ya, okul servisleriyle ilgili bir soru var Servis, müşer, değil evet, değil Çok kısaca. Bu... Sayın Bakan diyorlar ki bir izleyicimiz okullar kademeli açıldığında öğrencilerin ulaşımıyla ilgili bir çalışma var mı? E, servisle gidemeyen öğrenciler toplu taşımayla gitmek zorundalar. Buna bir çare acaba düşünülüyor mu diye sormuşlar. Şimdi elbette hani çocuk yakın bir okula gidiyorsa yürüyerek gidiyor. Ama diğer türlü servis vesaire kullanan çocuklarımız ağırlıkta. Taşımalı eğitimde zaten taşıma aracını servisi Milli Eğitim Bakanlığı sağlıyor. E, bu anlamda bizim aldığımız tedbir her bir servisin standardının ne olması gerektiği ve her bir servis şoförünün takip edilmesi gerektiği HES koduyla ve her bir servisle ilgili e, okul içindeki e, iletişimin nasıl olması gerektiğine dair bir takım kriterler getirdik. Bunu da kitaplaştırdık. Ancak toplu taşımla ilgili e, sınıf seviyeleri... Pazartesi, salı, perşembe, cuma gibi gitmeye devam ederse farklı bir durum ortaya çıkar. Ama evet. bizim toplu taşımayla ilgili herhangi bir şu anda bir önlemimiz yok.